Kıymetli misafirler, değerli kardeşlerim, Diyarbakırlı hemşehrilerim, sahabelerin Diyarbakır'ın fethinin yıl dönümü münasebetiyle tertip ettiği bu iftar etkinliğine kardeşlerimiz bizi de davet ettiler. Ve iftar öncesi buradaki kardeşlere hitap etmemizi bizden istediler. Bize sözü çok uzatmadan Ramazan'ın bu manevi iklimine de zarar vermeyecek birkaç kelam edelim istiyorum. Değerli dostlar, evet, 1379 yıl önce bugün gibi, yani 27 Mayıs günü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sahabesi Diyarbakır'ı fethettiler. Ve o günden bugüne 1379 yıldır Diyarbakır sürekli Müslümanların memleketi, İslam diyarı olmaya devam etti. Bir daha o gün buradan kovulan Bizans veya onların benzeri olan diğer Haçlılar Diyarbakır'da bir daha hüküm süremedi. Farklı dillere mensup, farklı dilleri konuşan, farklı mezheplere mensup Müslümanlar buralara gelip gittiler. Ama bir daha küfür burada hüküm süremedi ve inşallah kıyamete kadar da bir daha küfür burada hüküm sürme ümidini kaybetmiştir Allah'ın izniyle. Ramazan iklimindeyiz, rahmet ayındayız. İnşallah mağfiret ayındayız, Kur'an ayındayız. Bu mağfiret ikliminde bize düşen, belki Allah-u Teala'nın rahmetine, onun mağfiretine biraz daha bizi yaklaştıracak amellerde bulunan, sözlerimizi söylerken, hareketlerde bulunurken bizi Allah'ın rızasından uzaklaştıracak şeylere düşmemek konusunda azami dikkat sarf etmemiz gerekir. Evet, şu anda memlekette aynı zamanda siyasi bir hava var. 24 Haziran'da seçim yapılacak. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem milletvekili genel seçimi. Bu seçimde ben de Diyarbakır'dan bağımsız aday oldum. Fakat adaylıktan önce de şu anda da bizim siyasetin uslubundan bir şikayetimiz var. Ötekileştirmek, başka saftaki birisini düşmanmış gibi görüp göstermek veya kendisinin kazanıp kaybetmesini memleketin batmasıyla eşdeğer tutmak ya da kendisi gibi düşünmeyeni hain ilan etmek memleketimize bir şey kazandırmıyor. Usulün sertleşmesi, 3-5 oy daha fazla almak adına insanlarımızın kutuplaştırılarak birbirine düşürülmesi memleketin faydasına değil. Fakat şükür ki Ramazan ayının başlamasıyla siyasetteki bu uslup en azından kısmen de olsa düzeldi. Ramazan'ın bu manevi iklimi o siyasi havayı bastırdı. İyi ki de bastırdı. Ben bu manevi havayı daha fazla dağıtacak bir şey, siyasi anlamda bir şeyler söylemek istemiyorum. İftar saatine yaklaştığımız şu saatlerde ben o iftar sevincini birazdan yaşayacak olan bütün kardeşlerimden şunu istirham ediyorum, şunu talep ediyorum. Dünyanın dört bir tarafında sadece Rabbim Allah'tır dediği için zulüm altında inleyen insanlar. Duaların makbul olduğu bu saatte elinizi açarken, ellerinizi açarken lütfen o mazlum kardeşlerinizin zulüm altından kurtulmaları için dua etmeyi unutmayın. Hangi dili konuşuyor, derisinin rengi nedir hiç önemli değil. ona zulmeden de hangi dine mensuptur, o da önemli. Hatta sadece kendi dindaşlarımıza, kendi kardeşlerimize değil, başka dinlere mensup olup da zulüm altında olan diğer bütün mazlumlara da Allah-u Teala'nın rahmet hazinelerinden bir kurtuluş kapısı açması için dua edin. İsterseniz zulmeden bizim babamızın oğlu olsun, zulme uğrayan bizim 1000 yıllık düşmanımız olsun. Biz öyle bir inanca mensubuz ki hiçbir şartta hiç kimse hiç kimseye zulmetme hakkına sahip değildir. Adalet mutlak surette her zaman ve her zeminde, her şartta, herkese farzdır. Öyleyse biz adalet özlemi çeken, hakkına hukukuna kavuşmak için bir yardım ve yardımcı yolu gözleyen mazlumların hepsine dua edelim, dualarımızla onlara yedirelim. Yine bu rahmet ikliminde komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diyen bir peygamberin ümmeti, böyle bir inanışın, böyle bir kültürün, geleneğin mensupları olarak şu oruçtan dolayı açlığın en ileri noktalara ulaştığı iftar saatine yaklaşmış şu dakikalarda bazılarının oruçlu olduğu için değil, yokluktan dolayı ya da memleketlerinin savaşa sürüklenmiş olmasından dolayı bir şey yiyemediklerini, içecek su bile bulamadıklarını da hatırlayalım. Ve şu anda içinde bulunduğumuz ortamın daha iyiye gitmesi için çaba sarf ederken daha beter bir hale düşmemesi, birkaç yıl önce şu hemen belki bu duvarların arkasında o yıkımların yaşandığı zamanları da hatırlayalım. O günleri bir daha yaşamamak için gerekli tedbirlerimizi alalım. Rabbim o acıları, o yıkım günlerini bir daha bu memlekete yaşatmasın. Rabbim bir daha bu memleketin insanlarının birbirine düştüğü günleri, birbirinin kanını akıttığı günleri bizlere göstermesin. Ve dünyanın dört bir tarafında zulüm altında olan kardeşlerimizi o zulmün altından bir an önce kurtarsın. Bizlere de mazlumları o zulümden, o zalimlerin pençesinden kurtarabilmek için güç ve kuvvet versin. Rabbim gücümüzü arttırsın, imkanlarımızı arttırsın ki biz zulüm altında inleyenlere elimizi uzatabilelim. Savaştan, yokluktan, kıtlıktan dolayı açlık çeken kardeşlerimizi doyurabilelim. Salih. Yusuf Salih. Evet. Bu makine fotoğraf çekiyor. Kamera. Başkanım bakma şansımız var mı acaba? Bir de bu babaya mı bakıyorsun? Yusuf Salih. Çok teşekkür ederim. Hadi çalayım bari. Tamam mı? Furkan, amicim, Furkan. Üç tane şeker al. Helal olsun. Allah'ım. Afiyet olsun. Selamun aleyküm. Selam. Bereketli olsun. Afiyet olsun. Sağ ol. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Tamam mı? Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Allah. Eğer Allah'ı zikretmez ise o kimse hüsrandadır, zararda olanlardandır. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ ol abi. Allah razı olsun. Sağ ol. Ayakta kalın. İyisiniz inşallah. Afiyet olsun. Barışmasa ya da milletvekili çıkaracak kadar puan almıyorlar ya da bizden daha az oluyor. Onların hepsini hesabın üstüne çıkar. Yeni kalanları bu ikiye bu takip edilir. Biz bu seçim kampanyasında partiler birbirlerinin üzerine o kadar fütursuzca gidiyorlar ki işte bazı yerlerde olaylar patlak vermeye başladı. Ankara'nın göbeğinde milletvekili adayları ağır yalanlanıyor. Bayrak asma yüzünden bazı farklı partilerin mensupları birbirlerine çok ciddi zararlar verecek şekilde kavga edebiliyor. Şimdi eğer yukarıda gerginliği artıracak sözler sarf edilirse bu aşağıya daha şiddetli bir şekilde yansıyabilir. Dolayısıyla biz prensip olarak bu gibi şeylerden dolayı biz dedik ki bu seçim kampanyası döneminde biz kendimizi anlatalım, kendi doğrularımızı anlatalım. Şimdi hani Hazreti Ali'nin bir sözü var, diyor ki eğer siz hakkı tanırsanız kimin haklı olduğuna da karar verebilirsiniz. Öyleyse biz diyoruz ki biz hakkı gösterelim ve kimin haklı olduğuna millet karar versin. Tabii tabii. Şimdi biz başkası işte şu yanlışı yaptı, bu bunu yaptı diye böyle hani özellikle de sert bir tonla böyle bir üslup biz kullanmayı doğru diyoruz. Yani yapmayalım. Niçin yapmayalım diyoruz? Şimdi biz dozunda da ayarlasak, biz onu söylediğimizde dediğim gibi daha aşağılara yansıdığında birileri işin uçuşunu kaçırıyorlar. Bakın helal edin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah yüksünü artık. Peki. Katılıyor musun? Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyisiniz inşallah. Merhaba. Merhaba başkanım. Kolay gelsin. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. Hamdolsun, şükürler olsun. Ben buradayım ya. Öyle mi? Ben buradayım. İyisiniz başkanım. Hamdolsun, şükürler olsun. Allah razı olsun. Allah sana razı olsun. Ben 92'den beri buradayım. Valla. Kaç yıl oldu? 26 sene. 5 tane çocuğum var, 4 tanesinin doğum yeri Diyarbakır. Allah razı olsun. Peki. Saygılar. Allah kolaylıklar versin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hepinize helal edin. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Maşallah. Allah'a emanet olun.